Şimdi yaz aylarında beslenmeyi de birazcık konuşalım. Çünkü lahmacun fiyatlarından hep dert yanıyoruz ya, işte lahmacun yazın bazı biçlerde şu kadar oldu vesaire, sahil kesimlerinde özellikle. Lahmacun yenir mi mesela yazın? Fiyatını konuşuyoruz. Fakat yenmeli mi, yenmemeli mi, nasıl beslenmeliyiz yaz aylarında kalp sağlığı için? Şimdi bu aslında halkımızın çok iyi bildiği bir konu. Bunu soran da çok iyi bilir, cevaplayan da bilir. Bizim beslenmemizin, şimdi medyada da görüyoruz, işte sanatçımızda da sıkıntı oluyor, özel diyetler oluyor, diyetlerin sıkıntısı, hızlı kilo kaybı, mide ameliyatları, bir sürü bu beslenme ile ilgili, diyetle ilgili çok ciddi bir sektör haline geldi. Evet. Fakat burada dengeli beslenmeyi her zaman önermek zorundayız. Bizim için şanslı olduğumuz şey, bizim Akdeniz tipi beslenme dünyanın her yerinde kabul görmüş ideal bir beslenme çeşididir. Yani bizim daha çok alacağımız besinlerin topraktan çıkıyor olması gerekir. Yani bir toprakla bütünleşmemiz gerekir. Yani biz kalıp kalıp peynir yiyeceğimiz, süt ürünü yiyeceğimiz yerde zeytin yiyor olmamız bizim vücudumuzun kalp dolaşım sistemine iyi gelir. Yani topraktan çıkan, ağaçtan çıkan şeyler. Bu şu demek değildir. Biz belli sürede, ben kendi hastalarımda da et, süt, yumurta ve ürünlerini belli bir süre azaltırım. Bu dolaşımı ve ruhsal durumu çok çok olumluya doğru götürür. O nedenle et, süt, yumurta ve türevlerini sanki oruç tutuyormuş gibi senede bir ay minimuma indirebilirsek, minimuma, dolaşım sistemimiz çok çok daha iyi çalışır. Lahmacun dediğiniz şey aslında bunların hepsinin tam ortasındaki bir yiyecek. Yani etin, yumurtanın, sütün ve birçok şeyin bir ürünü haline gelmiş. Çok lezzetli, çok yöresel bir şey. Ama bunların artık belirli riskli ve belirli yaş üzerinde tadımlık yenmesini öneriyorum. Eğer tadımlık da yenmeden rahat izin vermezsek, tamamen kısıtlama koyarsak da bu da ayrı stres faktörüdür. Stres hormonlarını bu da artırır. O nedenle yenebilir ama biz sofradan bir Akdeniz diyetiyle doyup tadımlık olarak işte kebaplarımızı, lahmacunlarımızı veya diğer tatlılarımızı, onlara da hayır demiyoruz. Milim çok az tadımlık yememizi öneriyorum. Evet, peki.